Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere telefonu hızlı şarj etmenin 3 yolunu anlatacağım arkadaşlar. Telefonumuz yavaş şarj ediyorsa, eğer başka teknik bir problem yoksa bu 3 yol çok işe yarıyor arkadaşlar. Telefonunuz daha hızlı şarj oluyor. İşte bunları sizlere şimdi anlatacağım. Sizler de telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edeceksiniz. Öncelikle herhangi bir telefonda işimiz yoksa, bir telefon falan beklemiyorsa, kullanma gereksinimi yoksa şarj edene kadar birinci yol arkadaşlar telefonumuzu tamamen kapatıp o şekilde şarj etmek. Bu en hızlı şekilde şarj etme yollarından biri arkadaşlar. Telefonumuzu kapatıyoruz, şarj ediyoruz. İkinci yola geldiğimizde arkadaşlar ikinci yolda ayarlara giriş yapıyoruz. Burada cihaz bakımı bölümü var, görüyorsunuz. Oraya basıyoruz. Cihaz bakımına girdiğimizde solda pil var arkadaşlar. Bu pil resmine basarak burada açılan sayfamızda aşağı doğru iniyoruz. Her zaman uykuda olan uygulamalar var arkadaşlar. İşte buraya basıyoruz. Uygulamalarımızı uyku moduna alıyoruz arkadaşlar. Bu uyku moduna aldığımızda uygulamalar arka planda çalışmıyor. Böylelikle telefonumuzu şarj ederken daha çabuk şarj olmasını sağlıyoruz. Burada ekleme yapabiliriz veya lazım olan bir uygulamamız varsa, devamlı açık olması gereken bir uygulamamız varsa onu da buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de telefonumuzu hızlı bir şekilde şarj etmemize yarayan ikinci yol arkadaşlar. Bu yol aynı zamanda telefonumuzun şarjının daha uzun gitmesini de sağlıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar üçüncü yolumuza geçiyoruz. Buradan çıkış yapıyoruz. Ve duymuşsunuzdur, uçak modu var arkadaşlar. İşte burada açılan sayfamızda yukarıdan aşağı doğru parmağımızla çektiğimizde bu sayfamız açılıyor. Uçuş modu üstten ikinci sırada sağ tarafta uçuş modu var. Eğer bu uçuş moduna basarsak, basıyorum arkadaşlar. Bu uçuş moduna bastığımızda telefonumuzun çoğu bağlantıları kopuyor. Bağlantılar kesiliyor arkadaşlar. Bunu yaptığımızda da telefonumuz yine hızlı bir şekilde şarj oluyor arkadaşlar. Çünkü internet olsun, çoğu bağlantı kesiliyor, arama olsun, şebeke ayarları kesildiği için telefonumuz çok çabuk şekilde şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. Bu da üçüncü yolumuzdu. Bunları deneyin arkadaşlar. Herhangi bir program, uygulama, herhangi bir şey gerektirmeden, eğer telefonunuzda daha önce de dediğim gibi teknik bir sıkıntı yoksa, bataryada sorununuz yoksa, bu sizin en az 2 kat daha hızlı telefonunuzun şarj olmasını sağlayacaktır. Dediğim gibi bu uçuş modundan da tekrar basarak çıkış yapabilirsiniz. Servisler tekrar geri geliyor arkadaşlar. Siz de bunları deneyin. Farkı göreceksiniz. Size faydalı olacağını düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer faydalı güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilgi ve Eğlence Zamanı kanalında kalın.